Herkese merhaba, hoş geldiniz. Sonunda o beklenen ev turu videosuna başlıyoruz. Biraz geç oldu çünkü doğru düzgün yerleşmeyi bekledim. Hala tam değil, hala birkaç eksik var ama size bir evi gezdireceğim. Neleri nereden aldım diye biraz onlardan bahsedeceğim. Kullanışlı şeylerden bahsedeceğim. Ufaktan başlayalım. Şimdi şöyle önce salonu göstereyim hazır buradayken. Şöyle bir L koltuğumuz var. Bu koltuk açılabiliyor. Burada yatabiliyoruz. Elektronik bir koltuk. Şurada bir tuşu var. Böyle bastığımızda böyle açılıyor ve çok fazla açmadan geri kapatayım. Zaten onun biraz daha ilerisine geliyor. O kadar açılıyor. Ve kapanıyor. Hemen yastığımızı düzeltelim. Şöyle sehpalarımız koltuğun altına girebilecek şekilde. Şöyle üçlü şekilde onlar. O yüzden genelde akşamları burada sürekli televizyon karşısında takıldığımız için bu sehpayı buradan almadım. Şimdilik orada duruyor. Normalde hepsi şurada duruyordu. Şöyle bir berjerimiz var. Bunu bu köşeye koyduk. Eve balkondan normalde hem bu taraftan hem bu taraftan çıkışı var. Başta bu tarafı kullanıyorduk ama koltuktan biraz daha zor olduğu için bu tarafı, yani bu taraf daha bir rahat olacak gibi geldi sonradan. Şimdilik evin ortasını kullanıyoruz onun için kapının. Şöyle bir televizyonumuz var. Burada benim kanalım açıktı. Reklam olsun diye size bunu açtım. Abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben TV ünitesi almadım. Bu normalde şifonyer diye isim geldi. Neydi bunun adı? Normalde konsol bu aslında. Biz ayaklarını değiştirdik. TV ünitesinin ayakları daha uzun, konsolunkiler daha kısaydı. Kısa ayaklar da elimizde. Eğer başka bir yere geçtiğimizde TV ünitesi olarak değil de direkt konsol olarak kullanmak istersek kısa ayakları da takabiliriz. Kapakları cam bu arada. Ayna gibi görünüyor ama yani koyu bir cam aslında. Ama içi çok fazla görünmüyor. Ama siz buradan ayna gibi görüyorsunuz. Sehpalar da burada duruyor. Şimdilik böyle bir düzen alabildim. Değiştirir miyim, değiştirirsem ne yaparım bilemiyorum ama mesela şuradaki çiçeğimi ben televizyonun yanına bir yerlere almak isterdim. Şimdilik buna yerim yok ama bilmiyorum. Bakacağım, sehpalarla değiştirince sehpayı o köşeden almak zor oluyor. Şöyle bir yemek masamız var. Yemek masasının ortası da yine mobilyalardaki gibi, burası da cam. Şöyle aynalarımız var. Bilgisayarı şimdilik burada tuttum. Sürekli istatistikleri kontrol ediyorum. Sürekli bir shorts paylaşıyorum. Instagram, YouTube arasında gidip geliyorum. Normalde 6 kişilik yemek masası. 2 tane sandalyesini çalışma odasına koyduk. Burası girişimiz, aramız. Şöyle bir ayakkabılığımız var. Bu daha yeni geldi, yeni monte ettik. IKEA'dan aldık. Gayet güzel. Şuraları plastik ama bence kullanışlı ve rahat oldu iki tanesi. Sadece öyle çok fazla ayakkabı almıyor. Ama ters düz koyarsanız, yani şöyle örnek göstereyim. Mesela şunlar ters düz olarak sığmıyor kaba ayakkabı olduğu için ama bunları ters düz yaparsanız bu şekilde, bunun kadar kaba değil de küçük ayakkabılar varsa bu şekilde bir 5 tane ayakkabı sığar normalde. Altlı üstlü 10 tane kurtarırsınız bir şekilde. Şöyle bir ayna yapmıştık. Ayna dekorasyon videosunu çekmiştik. IKEA'ya gittik, alışveriş yaptık. Bunun boyamasını, aynaların maceralı bir şekilde buraya yapıştırılmasını falan çekmiştik. İzlemediyseniz onu da videonun sonuna kart olarak bırakırım. Şimdi buraya bırakmayayım çünkü buraya bıraktığımda videodan çıkıp gidersiniz. Videonun sonuna koyacağım. Oradan izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu burada çok güzel bir dekor oldu önüne çiçekle birlikte ve halıyla ayrı bir uyum oldu. Ben bu halıyı yeni aldım. Daha yeni geldi. Evin en son tamamen bitmeyen birkaç eşyası vardı. O da işte ayakkabılık ve halı gibi şeylerdi. Ayakkabıların tamamı yerleşememiş oldu. Hala gardırobumda ayakkabı kutularıyla duran bir ton ayakkabı var. Genelde topukluları buraya çıkarmadım. Ama dışarıda bir kilerimiz var. Oraya metal raflar yapmayı düşünüyoruz. Orayı yaparsak kutularıyla birlikte oraya taşımayı düşünüyorum. Şimdilik işte kavanozları, yağları veya işte televizyonun ütünün kutusunu falan koyduk oraya. Boyandı, temizlendi. Onları yerleştirdik ama metal rafları yaparsak bir vakit bulup oraya ayakkabıları götürmeyi düşünüyorum. Aynı şekilde bu ayakkabılıklardan bir tane daha alıp, bunlar ikili satılıyor IKEA'da. Bir tane daha alıp ama ayrı ayrı monte edebiliyorsunuz. Birini dış kapıya, birini de balkon tarafına yapmayı düşünüyorum. Bizim bahçeden de girişimiz var. Buradan da var. Birazını oraya, birazını oraya serpiştiririm ayakkabıları diye düşündüm. Gelelim yatak odasına. Daha önce çeyiz yerleştirme videosunda bayağı detaylı bir şekilde anlatmıştım aslında. Yatağın altı baza bir sürü şey aldı. Ayakkabıları başta bunun altına yerleştirmiştim ama
Baktım şöyle gidiyor yatak. Böyle yukarı doğru bir eğimi olmuştu. Meğer tam oturmamış ben ayakkabı kutularını koyunca. Altı o kadar da geniş değilmiş. O yüzden kutuları gardıroba yerleştirmek zorunda kaldım. Burada uyku seti seriliydi normalde ama çok sıcak. Gerçekten uyunmuyordu yani sıcakta. Bir kere de değiştirdim buraya. Bakın bir kısmı da zaten dolabın üstünde dağınık bir şekilde duruyor. Şu valizleri falan da sonrasındakileri alacağım. Orada iç içe 4 tane falan valiz var. Ayakkabı kutularının bir kısmı dolabın içinde, bir kısmı üstünde. Böyle çok dağınık bir görüntü oluşturuyor. Hoşuma gitmiyor. O yüzden onları oradan alacağız inşallah. Gardırobumu da daha önce detaylı bir şekilde göstermiştim. Bunlar yine cam ayna değil, içinde ışığı var. Işığı da gece lambası olarak kullanabiliyoruz. Şöyle benimki 4 kapaklı ama köşe dolap, yani köşe olduğu için hem sağ hem sol aslında 5 dolap gibi kullanabiliyorum. Köşe geniş olduğu için. Makyaj masamın da yani şifonyer ve makyaj masası aslında. Üst taraf makyajlara ait, alt tarafta çoraplar vesaire var. Bunun arkası da dolap, onun arkasında da şu an yani içine şimdilik oje falan yerleştirdim. Birazcık dağınık, o yüzden çok açmayacağım. Yani ojeler ne kadar toplu olabilir bilmiyorum ama şu an hali hazırda tam yerleşmeyen şunlar var. Yani bunların içine daha neler konulacağını çok net şey yapamadım ama ortada kalıp nereye konulacağını başaramadığım şeyleri de şimdilik bunun içine attım ortalıkta durmasın diye. Çok hızlı konuşuyorum galiba değil mi? Yani evin her yerinde böyle dolaplar olması iyi bir şeyler toplamak için ama şu şeylerin içine hala ne koyacağımı çok net bilemedim. Makineyi buraya monte ettik. En uygun yer burasıydı. Şöyle bir şey var. Makine Tefal'in normalde yorumlarında gayet iyiydi. Yani evet çekim gücü düşük yazanlar falan vardı ama ben genel olarak diğer yorumlara da baktım. Hani bayağı iyi şeyler de vardı. Bunu tercih ettim. Normalde robot süpürge de alacağız ama ben şimdi bir 2 aylığına falan evdeyim. Henüz çalışmaya başlamadım. Ben evdeyken bu bizi idare eder diye düşündüm ve dikey süpürge böyle hani yemek yediğinde hemen o kırıkları almak için falan direkt kullanabilmen için pratik bir şey aslında. Yani ev toplu olduğunda bir 10 dakikada çok rahat gezip süpürebiliyorum. Şarjı da bu ev için yeterli bence. Çekim gücü açısından içine gerçekten bir sürü toz ve şu halının, yeni halıların o şeyleri var ya, ne deniyor onlara? Pamuk pamuk toplanıyor ya, onları falan bayağı iyi çekiyor. Ama biz mesela işte şu mutfaktaki masayı falan yaparken o duvardan dökülen inşaat tozlarını da ona çekmiştik. Böyle çok küçük olanları değil de bir tık daha büyük olan taşları da çektiğimizde makineyi kapattığımızda altından geri döküldü. Yani o yüzden onu çok tavsiye etmeyeceğim. Ama günlük kullanım için çok ideal bir makine aslında. Yani şimdilik beni idare edecek. Sonrasında zaten işe başlarken bir robot süpürge alacağız. Ben işteyken şöyle bir katya gibi evi dolaşsın. Banyonun yanındayken banyoya gireceğim direkt. Benim kirli sepetim yalnız yaşadığım kendi evimden vardı. Paspaslarımı da daha önce gördünüz zaten. Banyoda bu kadar fazla dolap olması inanılmaz kullanışlı. Buraya bir sürü şey topladım. Daha önce çeyiz yerleştirme videosunda da göstermiştim. İşte slipiler. Şimdilik bornozlara yer bulamadım. Yani bulamadım derken kapının arkasına bir asmayı denemiştim ama düştüler. Zaten kapının arkasında da bence çok güzel bir görüntü oluşturmuyor. O yüzden şimdilik orada duruyor. Oraya da koyacağım bir şey olmadığı için şimdilik. Aynanın arkası da dolap, burası da dolap, burası komple havlularla dolu, havluların hepsini yıkayıp buraya yerleştirdim. Düzleştiricim ve fön makinesi de şimdilik burada duruyor. Sonrasında belki buraya bir sepet alıp onları bunun üstüne koyabilirim. Ama çok fazla da böyle ortalıkta dağınık bir şey görünsün istemiyorum ben aslında. Beyaz eşyalarım muhteşem. En önereceğim şeyler onlar olacak. Ama onları tabii bayisinden aldığım için link falan koyamayacağım da bazı şeylerin linklerini ekleyeceğim. Nereden aldığımı falan. Bu halıya bayıldım. Aranın havası gerçekten başka oldu yani, bu girişin havası. Hem yerle hem duvarla falan çok güzel bir uyumu oldu halının. Bunu da hepsi bu aradan aldım. Yani önerdiğim şeyler aslında, yani önerebileceğim, tavsiye edeceğim şeylere toplu bir link oluşturup eklemeyi düşünüyorum. Açıklamaya link ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz almak isterseniz. Mutfağa girmeden önce şuraya göstereyim. Mutfağın kapısını bu şekilde sürgülü yapmışlar. Tadilat zamanı, bir sene öncesinde falan yaptırılmış evin her şeyi. Küçük bir ev için yani kullanışlı olması açısından çok iyi. Ne dışarı ne içeri açılmaması kullanım alanı açısından çok iyi. Sonra dolabımız en iyisi bu. Şurada şimdilik bir bez serdik şuraya da, buraya başka bir şey alacağız tutması için. Dolap çarptığında çizilmesin diye
öyle geçirilmişti oraya. Hala duruyor. Orada bir şey olduğu için hiç gözümüze batmıyor. Gözümüz alıştı sanırım. En önereceğim şeyler gerçekten beyaz eşyalarım. Özellikle de buzdolabı. Buzdolabının şu sebzeliğinde şey var. Mavi ışık mı, yeşil ışık mı teknolojisi var. Gerçekten sebzeler, meyveler bozulmuyor, buruşmuyor. Muhteşem bir özellik. Biz evlendik, eve girdik. O sabah kahvaltı yapacaktık. Ertesi gün balayına gidecektik. Sipariş vermiştim domates, salatalık falan. Tatile gittik, geldik. Üstüne işte Bursa'ya falan da gittik, geldik. 10 gün boyunca aynı salatalıklar buruşmadan yenebildi. Yani Bursa'dan döndükten sonra bile yaptım. Gerçekten çok taze tutuyor. Umarım performansını ilerleyen yıllarda da kaybetmez. Çok memnunum dolaptan. Mutfağı şöyle göstereyim. Şöyle birkaç magnetimi yapıştırdım. Şurada bir LED ışığımız var. Yemek yaparken falan gayet iyi oluyor ama şu an kamerayı etkileyeceği için açmıyorum. Benim her şeyim aynı markadan değil. Mesela kahve makinesi ve filtre kahve makinesi Philips ama çaycım Arzum'un. Bunun nedeni de şöyle siyahlı metalli bir takım yapmaktı. Yani mutfakta her şey uyumlu olsun. Biri mor, biri pembe, biri kırmızı, biri siyah falan olsun istemedim. O yüzden bu takımı bu şekilde farklı markalardan alarak yapabildim. Ki zaten indirimlerini de takip ettim. Filtre kahve makinesinin zamanlayıcı özelliği var. İşte sabah mesela 6.30'a kurdunuz. Kendiliğini tabii ki difişe takıp bıraktığınızda sabah 6.30'da kendiliğinden demleniyor ve kahve kokusuyla uyanabiliyorsunuz. Türk kahvesi makinesinin hem közde pişirme özelliği var hem normal özelliği var. Şöyle göstereyim, biraz reklam gibi oluyor ama tabii ki de reklam değil. Közde pişirme ve normal pişirme özelliği var. Çok güzel. Ve ayrıca bunun altında şeyleri var. Şunlar böyle istediğiniz yere böyle bastırıp böyle sabit bir şekilde bırakabilirsiniz. Bunlar şimdilik burada duruyor. Bunları çok sürerek götürmüyorum çünkü tezgahı çizmişti bir iki keresinde. Şöyle damlalar yapıştırıldı. Onların altında sabit dursun diye ama bu zaten sabit durabiliyor. Yerinden pek oynatmıyorum. Sadece şu tost makinesi bu köşede. Bunu şey yapacağım da buraya çekmek zorunda kalıyorum ama yukarıdan şu LED'in geçtiği yerden şöyle buraya bir kablo, üçlü bir şey uzatabilirsek yani canım kocişim müsait bir zamanda yaparsa bu tarafta kullanmak iyi olacak. Yukarıda cam var. Perdemizi böyle siyahlı beyazlı zebra perde tercih ettik. Mutfağa da çok uyduğunu düşünüyorum. Şunu da kendimiz yaptık. Çok güzel oldu. Tatlı duruyor bence burada. Kahveler burada. Şu bardakları genelde yani şu ana kadar pek kullanmadık. Bir tek ev yerleştirirken kullanmıştık ama bu da burada kalmış. Bunu burada unutmuşum galiba ben. Hiç gözüme de çarpmadı. Şöyle bir kutu aldım. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bunu da hepsi buradan aldım. Bunun linkini de eklerim. Bitki çaylarını koydum içine karışık bir şekilde. Sadece onu olduğu şekilde koyabilecek bir yer bulamadım henüz. Bulaşık makinem de Beko. Zaten bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı üçünü birlikte aldık. Biz kurutma almadık şimdilik. Yani iki kişiyiz, çok bir ihtiyacımız olmaz diye. Ama galiba olacak çünkü sürekli çamaşır yıkanıyor ve sürekli ütü çıkıyor. Şimdilik çamaşır makinesinin üstünde de zaten dolaplar var gördüğünüz gibi. Belki daha sonra alırsak dolabı falan çıkartırıp bir şekilde onun üstüne olabilir. Mutfakta benim şurada da dolaplarım var. Tencereler ve işte şurada kuru bakliyatlarım falan var. Böyle aldığım şeyleri koydum. Saklama kaplarını, çeyiz yerleştirmede görmüşsünüzdür. Yukarıda da robotum var. Diğer evden getirdiğim bir sürahim varmış. Biz şuraya şöyle bir masa yaptık. Babamın petek balı var. Onu dolaba koyamadığım için nereye koyacağımı bilemedim ve burada duruyor maalesef. Bu sandalyelerden çok memnunum, bar taburelerinden. Onların da linkini ekleyeyim. Gerçekten rahat. Böyle acelemiz olduğunda çok rahat yemek yemeyeceğimizde, yani rahat derken böyle geniş geniş yemek yemeyeceğimizde, sabah öyle 10 dakikada kahvaltı yapıp çıkacağımızda falan mutfakta atıştırırız diye böyle bir köşe yaptık. Bence çok da tatlı oldu. Mutfağın renkleri birbiriyle uyumlu oldu. Halıyı Özdilek'ten aldık. Aslında şöyle, ben hep bunun tarzında kilim halılar beğenmiştim. Kendi evimde de daha önce yalnız yaşadığım evde kilim tarzında halı kullanıyordum. Çünkü evi süpürüp sildiğimde o halıyı makineye attığımda böyle mis gibi bir temizlik kokusu oluyor evde. Yani makinede yıkanabilen halı tercih etmek istemiştim. Çok kalın bir halı istememiştim aslında. Ama bunlar da pofuduk pofuduk hoşuma gitmişti görünce. Dedim hepsi de öyle olmasın o zaman. Ama aslında o mutfak için önemliydi. Sonuçta mutfaktaki halı daha fazla kirlenir ve onun daha fazla yıkanmaya ihtiyacı olur aslında. Ama rengi de böyle hoşuma gidince mutfağı ve yatak odasını aynı almıştım.
Bu halıyı da buradan İzmir'den bir mağazadan almıştık. Anıl şey istemişti. Salonun halısı bari hani bir tık kalın olsun. Çok ince bir halı almayalım demişti. Anıl öyle istediği için oraya da halı aldık. Hatta oranın başka bir halısı var. Çalışma odasında. Şurada duvara dayalı bir şekilde duruyor. Ben Özdilek'ten bu gri halıları alırken oraya da krem bir halı almıştım. Aynı renkte yine. Ama oraya biraz küçük geldi. Aslında benim için daha fazla böyle silinecek yer olması, silip süpürdüğümde hemen halıyı kaldırıp atabilmem benim için önemli. Hem rahat temizlenir hem de her yer temizlenmiş olur. Bunları sürekli kaldır dola falan yorucu işler olduğu için çok tercih etmek istememiştim. Ama Anıl böyle biraz daha kalın bir halı istediği için sadece salonu öyle tercih ettik. Yani temizlik yapıldığında halıların yıkanmış olması şey gibi oluyor. Hani böyle yeni yıkanmış bir nevresime yatınca ayrı bir huzur bulursunuz ya. Gerçekten evde bir temizlik kokusu oluyor. O yüzden makinede yıkanabilir halılar tercih ederseniz bence güzel olur. Ya ben öyle tercih etmeye çalıştım. Sadece ara ve burası da öyle oldu. Burada minik bir kaplanımız var. Buraya ayrı bir hava kattığını düşünüyorum. Şunları görmezden gelebilir miyiz lütfen? Çünkü onlar ütüler. İki makine çamaşır yıkanmıştı dün. Onları toparlamıştım. Katlanacakları katlandım ama ütüye videodan sonra geçeceğim. Daha geç olmadan bir an önce videoya başlayayım istedim. Şöyle göstereyim. Bu evimiz 2+1 küçük bir ev olduğu için sadece salon var hani misafir geldiğinde yatabilecek. Çalışma odasına da bir kanepe alalım istedik. Kalabalık bir misafir gelindiğinde bunu da çekip açalım ve burada yatabilsinler istedik. Bu da öne doğru açılabiliyor. İki kişi rahat bir şekilde yatabilir. Arkası şöyle şey. Yani üçlü gibi oluyor aslında şunu çekince. Bunun arkasına çamaşırlığımızı koyduk. Şöyle bir çalışma masası, bilgisayarlar aslında burada 3-4 tane bilgisayar oluyor o edit yaparken. Ben de burada çalışıyorum. Bunlar içerideki yemek masasının sandalyeleri. Orada duvarın arkasına koyduğumuzda hem alanı daraltıyordu. Buraya da normal bilgisayar sandalyesi alacaktık ama alan dar olduğu için onları buraya getirdik. Hem renkleri burası ve de uyumlu zaten diye ve rahat koltuklar. O yüzden bunları şimdilik burada kullanıyoruz. Kitaplığımız şöyle göstereyim. Daha önce cihaz yerleştirmede buraya kurmuştuk. Masa da şuradaydı hatta. Sonrasında çıkmadan önce ben değiştirmiştim. Buraya çekmiştim. Çünkü şuradaki süpürgeli falan değişecekti. Tekrar tekrar çekmek olmasın diye. Bu lambaderimi hatırlarsınız diğer evimden. Yani o zamanlar takip edenler hala kanaldaysa. Ve evin en sevdiğim diğer şeyi. Bu aslında bir ütü masası. Dolap gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Bunu da hepsi buradan aldık ve gerçekten rahat bir şey. Şöyle gösteriyorum. Sürgülü kapağı var. Şöyle açabiliyorsunuz. Şuradan şunu çıkartalım. Şöyle açalım. Bunu da linke ekleyeceğim. Sakatlanmadan açabilirsem. Hop. Yani şey alanı biraz tabii ki normal ütü masası kadar geniş değil. Bir tık dar. Ama rahat ütü yapabiliyorum ben burada. Küçük olduğu için İşte böyle çamaşırlık, ütü masası, ütü falan ortalıkta dursun istemiyordum. Sürekli evi silip süpürürken onu oraya çek, bunu buraya koy. Böyle gizli bir şekilde bence çok tatlı oldu. Ütü yapmak istediğim zaman açıyorum. Ve sonra böyle de toplayıp tekrar şuraya tokasını takıp kapatıyorsunuz. Hiç ortalıkta durmuyor. Yani gerçekten önerebileceğim diğer şey. Ya yani ütü masası kısmı sizin için küçük gelir mi bilmiyorum ama pantolon falan da ütülemeyi denedim. Gömlek de gayet de rahat oluyor. Yeterli bir alan oluyor yani. Burada kitaplığı aslında şey için tercih ettik. Eski kanalımda ben sürekli hani kitap tanıtım videoları, işte yayın evinden gelen kargoların açılımını falan çekiyordum. Yazarlar kitap gönderiyordu. Sürekli bir kitap tanıtımı yapıyordum. Büyük bir kitaplığımız olsun, onun önünde de çekeriz gibi de düşünmüştük. Ama kitap içeriklerini falan değiştirdik. Yani kanalı komple değiştirdim. Yani diğer kitaplıklarımı getirmek istemedim evden. Biri beyaz, biri de kahveydi yine ama böyle masayla uyumlu falan olsun diye farklı bir şey yapalım istedik. Büyük boydan boya bir kitaplık olsun diye. O yüzden de buraya yeni bir kitaplık aldık. Kitaplarla doldurduk. Şu üst rafı birazcık dağınık. Orada işte kutunun içerisinde Bursa'dan gelen şeyler var. Bir şeylerin garanti belgeleri falan. Onları da daha koyacak yer bulamadığım için onun üstünde kutulu bir şekilde duruyorlar şu an.
Buranın perdesini de kahve tonlarında tercih ettik. Bu yine zebra. Camı yukarıda yine burasının zaten. Sürgülü açılıp kapanıyor. Mutfağın camı da öyle. Avizesini göstereyim. Bu avizeyi yanlış hatırlamıyorsam Koçtaş'tan aldık. Ve şunu. Aranın avizesi de bu şekilde. Genel olarak led tercih ettim. Sürekli video çektiğimiz için evde de işte mutfakta da yemek yaparken falan da videolarımız olacağı için böyle ledli ışıklar çok fazla aydınlatıyor. Ve beyaz ışık olması çok güzel. Tam böyle istediğimiz tonlarda çıkıyor videolar. O yüzden genel olarak led tercih ettik. Yatak odasınınki de bu şekilde. Sadece salonunki biraz daha şey. Bunun 3 tonu var. Bunu mağazadan almıştık. Gün ışığı modu var, beyazı var. Bir de bir adı daha var da hatırlamıyorum. Bu gün ışığı modu güzel oluyor. Bunu kullanıyoruz genel olarak. Beyaz daha fazla aydınlatıyor. Ortamın rengini de değiştiriyor. Bu led de güzel video çekimlerinde. Aynı zamanda televizyonun da arkasında led'i olduğu için çok fazla ışık kullanma gereği duymuyoruz. Akşamları bir şeyler izlerken sadece televizyon veya arkasındaki ışığı açık oluyor. İstediğimizde onu da kapatabiliyoruz bu arada. Tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hemen hemen bitireceğim videoyu. Söylemem gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa yoruma yazabilirsiniz. Ben aldığım çoğu şeyi, yani tavsiye edeceğim şeyleri dediğim gibi tek bir link yapıp açıklama kısmına ekleyeceğim. Bunların hiçbiri reklam değil. Her şeyi zaten kendimiz aldık. Sponsor falan değil yani. Zaten şu an kanal daha küçük. O yüzden herhangi bir sponsorumuz yok. Sadece tavsiye edebileceğim gerçekten kullanışlı şeyleri yani ekleyeceğim linke. Zaten şu an aldığım şeylerin çoğundan yani %90'ından falan hiç pişman değilim. Hatta belki %95. Sadece işte süpürgeden çok emin değilim. Ne kadar uzun ömürlüdür bilemiyorum. Ama zaten biz çok uzun süre kullanmayacağız. Dediğim gibi bir robot süpürge alacağız. Biraz oturayım, oturarak devam edeyim anlatacaklarımı. Evin her yerini gezdik zaten şu an. Birkaç yapmak istediğimiz şey daha var. Normalde burada balkonumuz var. Balkondan da bahçeye çıkılıyor. Bahçeden de giriş var eve. Yatak odasından girebiliyoruz. Bir de apartmandan girebiliyoruz. Şimdilik bahçe ve balkonu göstermeyeceğim. Çünkü biz ayrı bir bahçe dekorasyon videosu hazırlıyoruz. Bahçeyi çitlerle kapattık, bir şeyler ektik. İşte çiçekler, saksılar, ışıklar falan bir şeyler yapıyoruz. Belirli bir zaman aralığında ilerliyor. Yani hepsini tek günde bitiremedik. Parça parça yapıyoruz. O yüzden videoda tamamı bittikten sonra öncesi sonrası gibi toplu bir şekilde bahçeye neler yaptığımızı göstermek istedik. O yüzden muhtemelen bu videodan daha sonra yayınlanacak. Eve yapılması gereken şeyler mesela fotoğraflarımız gelecek daha. Fotoğraflarımızı alacağız düğün salonundan ve fotoğrafçıdan. Fotoğraf çekim videonu izlediyseniz oradan böyle güzel olmuş fotoğraflar. Instagram'dan takip ediyorsunuz eğer ediyorsanız görebilirsiniz. Etmiyorsanız şuraya bir yere yazalım. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Makyajda bir kaos yaşamıştık ama sonuç güzel oldu. Beğendik fotoğrafları. Onlar falan da çıkacak. İşte onlara uygun, yani eve uygun çerçeve bakacağım. Böyle 2-3 tane, belki TV ünitesinin üstüne olur, masaya olur ya da duvara mı bilmiyorum. Bir iki yere fotoğraf koymak istiyorum. Yani dekorasyon kısmına çok girişemedik evde açıkçası. Daha sade, minimalist bir ev oldu şu an. Belki arkamdaki duvara bir tablo olabilir ya da işte çalışma odasına olabilir. Araya daha neler yapabiliriz bilmiyorum ama ara böyle tatlı ve güzel oldu diye düşünüyorum. Halısıyla ayakkabılı işte ayna dekoru falan. Ayna dekoru zaten oranın havasını değiştirdi. Böyle küçük dokunuşlar güzel oluyor bence. Bahçedeki işte ağaca ışık falan dolduk. Onlar da çok güzel oldu. İşte daha birkaç eksiğimiz de var dekor açısından. Yani şuraya da şunu mu yapsak, buraya da bunu mu yapsak diye bir şeyler düşünüyoruz. Şimdilik bu şekilde ev. Yine önleriniz olursa yazabilirsiniz ama evde küçük olduğu için çok da her yeri doldurup mesela TV ünitesinin üstünde şu an bir şey yok. Sadece bir tane saksı ve modem var gördüğünüz gibi. Sadece oradaki kabloları, prizleri falan belki kapatacak bir şey bulabilirim. Çok fazla biblodur, eşyadır, takış tukuş çok fazla sevmiyorum ben evde. Daha sade görünsün diye üstünü örtü bile örtmedim zaten. Yemek masasının üstünü örttüğüm oranları tarzında bir masa örtüsü var. Onu da şimdilik öylesine örtmüştüm. Birkaç farklı örtü daha almıştım. Elime o geçti, onu örttüm. Bu arada size bir şey göstereceğim. Şu vazonun içinde
Şu şeyler benim inci gördüğünüz şeyler. Nişanda gelen valizlerin üstündeki süslerden de nişan bohçasının kurdelerinin arasından bu incileri çıkardım. Şu güller de şeyden, isteme çiçeklerim. Hiç bozmadan buraya buketiyle getirmiştim. Geçen gün evi temizlerken artık bunlar sürekli yerlere döküldüğü için kestim dallarını, bu vazonun içine koydum böyle incilerle birlikte. Şu şeyleri de aldım yanına. Böyle duruyor şimdilik. Bu video da bu kadar olsun. Yani söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Dediğim gibi bahçe videosu daha sonra gelecek. Orayı göstermeyeyim hiç. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Genel olarak aynı tonlarda bir ev, çalışma odası dışında. Genel olarak her yer gri, krem, beige tonlarında. Biz sade tercih ettik. Gayet de mutluyuz şu an. Yani aldığımız her şeyden çok memnunuz. Koltuğumuz muhteşem, çok rahat. İşte yatak olsun ki bunlar sürekli üstünde olduğumuz şeyler olduğu için çok önemli. Gardırobumuz biraz küçük gelmiş olabilir ama yerimiz de bu kadardı. Daha fazla belki ilerleyen dönemde başka bir yere falan çıkarsak, başka bir yere taşındığımızda modüler olduğu için ayrı ayrı işte istediğimiz şeyinden ekletebiliyoruz. Raflısı, askılısı vesaire, köşe dolabı gibi ayrı bir giyinme odası gibi bir yer yaparsak aynı parçalarından eklettirip genişletebiliyoruz dolabı. O yüzden çok da takılmadık. Yerimiz yok diye mesela onların şifon yerlerini de almamıştık. Zaten alsak çok sıkışacakmış. Başka bir yere çıktığımızda daha büyük bir evde belki onları da tamamlarız. Bu şekilde. Eğer videoları beğeniyorsanız lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz bu süreçte bizim için çok önemli. Şu an kanal çok güzel gidiyor. Daha da güzel olacağını umuyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.